Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu akşam nüzul sırasında okuyuşumuz Bakara suresinden olacak. Hicret yaşandı, Medine'ye gelindi ve Medine'deki ilk sure olarak karşımızda Bakara suresi var. Bir okuyuş tarzı geliştirmiştik. Daha doğrusu okurken bu ayetler nasıl bir ortamda inmiş olabilir? Burada bir şeyler söylüyor. Bunlar bir şeylerin, bazıları bir şeylerin cevabı. Soruları ne olabilir? Veya buradaki söylenen şeyler karşısında nasıl bir tartışma veya bir gelişme olmuştur? Şeklinde soruların sorarak arkasındaki sahneyi, o esnadaki sahneyi göz önüne getirmeye çalışmış. Onu peygamberin siretiyle, ana çizgileriyle eşleştirmeye çalışmıştık. Bazılarını bir şeyler görebilmiştik, bazılarını görememiştik. Bilmiyoruz tabii ki, göremediğimiz şeyleri göremedik demek mümkün değil de. Yani gördüğümüz, göremediğimizde bir şekilde ağraksak buraya kadar geldik. Yani Mekke sürecini, oradaki 13 yılı, başlangıçta Mekkelilerle muhatap olunan ve sonunda yine Mekkelilerle muhatap oluşun o tamamlandığı bir dönemi gördük ve arada peygamberin hem Mekkelilerle hem de panayırlar, hac veya sebebiyle gelen insanlar veya peygambere azarlamak için gelen veya bastırmak için gelen insanlar veya onun peygamberliğine bir şekilde fayda sağlamaya çalışan mezheplerin mensupları, buna benzer kişilerin nasıl geldiğini görmüştük. Bunun Roma tarafından gelenleri de görmüştük. Sasaniler tarafından gelenleri de fark etmiş ve ayırt etmiştik. Bunun üzerine, yani o muhabbet daha çok su götürür çünkü biz Roma'yı birazcık daha Batı medeniyetinden dolayı tanıyoruz ama Sasaniler tarafını çok iyi tanıyamayabiliriz. Çünkü onun orada bir kesinti söz konusu oldu. Belki o konuda daha fazla bilgi edindiğimiz zaman Mekke'nin o dönemindeki ifadeleri de çok daha iyi anlayabiliriz. Yani Araf suresinde olsun, Hicr suresinde olsun, Nahil suresinde olsun, o Sasani tarafından gelen bir dönemin yükselen trendlerinin nasıl insanları Roma'dan uzaklaştırıp Sasanilere eyvallah ya bunlar başarılar, evet bu, tabii ki böyle olması gerekiyor şeklindeki o mantık değişimi, yani yükselen trendleri ve o trendlerin etkilerini daha iyi değerlendirmek mümkün. Dediğimiz gibi bizde ne kadar çok dönem hakkında, dönemin inanışları ve tavırları konusunda ne kadar çok bilgi olursa, elbette ki Kur'an'daki ayetlerle onlarla benzer olan veya onları muhatap olan veya onun içeriği o olan ayetleri çok daha iyi anlayabiliyoruz. Bu da çok doğal. Şimdi Medine'ye geldik. Medine'de evet, Peygamberimizin dayıları da olduğu yakın akrabaları var. Es ve Hazreç kabilesi var. Ve Yahudi kabileleri var. Yani bunlardan oluşan ve bunlar mahallelerinden oluşan bir şehir Medine. Medine'de Peygamberimizi davet ettiler. Zaten birkaç senedir akabe biatları diye bildiğimiz şeyler yapılıyordu. Başta gizli olarak, çok kuvvetli amatör gizli olarak devam etti. Mekke istemedi çok kuvvetli muhtemel bu olayları. İşte zaten Ankebut suresinde de yani bunun saklanacak bir şey yok da ama bildikleri zaman engel olmaya çalıştılar. Aileler parçalanmasın diye yalvardılar belki de. Ama nihayetinde peygamberi ellerinden bir kaçırırlarsa başlarına çok daha büyük bir bela olacağını düşünerek kuvvetle muhtemelen öldürmeyi de göze aldılar gibi görünüyor. Peygamberimiz nihayetinde oradan kaçmak durumunda kaldı. Çünkü kırmızı çizgiler, dediğimiz gibi, insanın
hayatı hapsedilmesi, engel olunması, onun yaşamasına veya tebliğine, bir peygamber için tebliğinin engel olunmasıdır. Onun için kritik olan nokta. Bu noktaya gelindiğini düşünüyorum. Peki Medine'ye gelindi de Medine'de her şey güllük gülistanlık mıydı? Elbette ki hayır. Orada mümin olan insanlar vardı ve onlar kendilerince mümin olan insanların oluşturduğu bir cemaat haline geldiler. Bu noktada daha açık olan insanlardı. Müşrik olanlar da vardı elbette ki. Onlar da itiraz, yani nihayetinde kendi kabilelerinden olan insanlar bir şekilde davet ettikleri için peygambere çok karşı çıkma gibi bir noktada olmadılar. Yani doğrudan doğruya siyasi olarak nereden buldunuz bu adamı, getirdiniz başımıza bela ettiniz tarzında bir şey olmadı. Çok kuvvetli muhtemel, hani Mekke'nin o ilk döneminde acaba peygamberin varlığı bize bir menfaat üretir mi diyerek, ya hadi ey Muhammed gel bir otur bir konuşalım, bir sakin sakin ne diyorsun ne demiyorsun, bir şey yapalım, böyle karşılıklı atışmayla bilmem neyle şundan bundan olmaz. Bir ne istiyorsun, ne derdin, ne bir anlayalım şeklinde oturmuş, konuşulmuş ve orada Kur'an onları iteklemişti. Yani vereceksiniz ve kurtulacaksınız cümlesinde bu işten bize bir şey yok, bir kazanç yok diyerek ilgilerini kaybetmişlerdi. Ben Medine'de Müslüman olanların zaten böyle bir beklentisi yoktur ama Müslüman olmayan Arapların peygamberin varlığından bir çıkar, yani herkes şu veya bu şekilde onun gelişi, onun yani böyle bir iddiayla bulunan birisinin fayda üreteceği şeklindeki bir düşüncenin etkili olduğunu düşünüyorum. En azından Araplar açısından, müşrik Araplar açısından. İman edenler zaten eskiden beri bir peygamberin geleceği hakkındaki işte Tevrat'taki bilgiler, zaten Yahudiler orada olduğu için bunu biliyorlardı. Ona benzer bilgilerle belli bir beklenti vardı. Ama zaten peygamberimizin de onların yeğenleri olması açısından daha bir sıcak, daha bir şey vardır. Kuvvetli muhtemel olayları da yakından takip ediyorlardır. Yani Yahudi bir ekibin Mekke'ye gelip peygamberimizi sen bu kitabı değiştir veya getir başkasını getir tebliğ et bunu şeklindeki baskısını yapan birilerinin Medine'ye uğramadan geçmesi veya Medine'dekilerle orada kalmaması veya onlarla istişare etmemesi, oradaki Beit Midras diye şey olan yani medreselerine veya oradaki hanımlarına ya oradaki şeylerle iletişim kurmamaları ben mümkün görmüyorum. Çok kuvvetli muhtemel ilişkili ve bilgililerdir. Bunları Arapların da yakından takip ettiklerini düşünüyorum. Bu şu demek, gelen geri gidiyor, gelen geri gidiyor. Kimse Muhammed'e diş geçiremiyor. Yani lafla üstüne çıkamadılar hiçbirisi. Çünkü Tevrat'tan söylüyor, ayetler getiriyor. Bak böyle böyle değil miydi? Gık diyemeden geri dönüyorlar. Yani şey yapılamadı. Yani o mezhepten de gelse, bu mezhepten de gelse, modernisti de gelse, tutucusu, muhafazakarı da gelse olmadı, tutunamadı peygamberin karşısında. Ya yani bir şey söyleyemedi. Yaranmak için gelenler de bir işe yaramadı. Ezmek için gelenler de bir işe yaramadı. Veya işte en son muhasara için onu söylemiştik hatırlarsanız, kendileri beceremeyince bir şey, yine kendi ellerini kirletmemek için Mekkelilere eğer şöyle olursa böyle olursa başınız belaya girer, allemeden kullemedin susturun bu herifi tarzındaki bir baskıyla muhasarının başlatılmış olması, ama muhasarın da işe yaramaması, ama ardından böyle bir hicret noktasında da bir tür parçalanma, yani bu bir taraftan baktığınız zaman bir parçalanmadır. Bu parçalanmaya engel olamadı Mekke. Bu açıdan baktığımız zaman Mekke sürekli kaybeden, bir şeyler yapmaya çalışıp ama başaramayan,
bir vaziyette. Ve her kervanda, yani onlar için çok önemli olan kervanda, ister Yemen'e gitsinler, isterse kuzeyde Şam'a gitsinler, fark etmiyor. Gittikleri yerde her halükarda birileri onlara Muhammed'i soruyor, olayları soruyor. Onlar kendi yaptıklarını, yapacaklarını, şöyle, şöyle. Ya bir şekilde soruluyorlar, sorgulanıyorlar. Yaptıklarını açıklamaya çalışıyorlar. Dik durmaya çalışıyorlar. Ama inananı var, inanmayanı var. Ben pek hoş karşılandıklarını, ya yaptıklarına karşı hoş karşılandıklarını çok düşünmüyorum. Yani birileri şey yapsa bile, kışkırtsa bile onları, herkes onlar gibi onları çok kınayan da olmuştur. Kışkırtan da olmuştur. Kışkırtan olduğu kadar da kınayan da olmuştur. Yani bu ikisini de kesinlikle görmüşlerdir. Yani peygamber geldikten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı onlar açısından. Bunların için söylüyorum. Şimdi Bakara suresini okumaya başladığımız zaman pat diye öyle bir duvar gelecek ki karşımıza. Bu duvarı anlamak açısından. Çünkü bu duvar ehli kitapla ilintili bir duvar. Burada da doğrudan doğruya bir muhabbet var ya, o muhabbetin üzerinde. Hani biz Alak suresini okuduk. Evet, ardından Kalem suresini okuduk. O ilk bölümleri. İlk bölümler deklarasyon. Yani ister peygamberin kendisine, ister insanlara, o ilk bölümler, ilk öbekler şeydi. Bilgi içeriyordu ama deklarasyondu, ilanlardı. Ama ardından nasıl peygamber tepki aldıysa, o tepkiye karşı verilen cevaplar metinden çok daha uzun. Yani o ilk öbeklerden çok daha uzun. Yani Alak suresine başlıyorsunuz. İlk başta 3-5-7 tane ayet var. Geri kalan 19-20 ayet konunun devamında insanlarla olan didişmenin şeyi. Kalem suresine bakıyorsunuz. Baştan 7-8-9 ayet. Geri kalan 2 sayfa olduğu gibi bu diyalog. Müddessir'e bakıyorsunuz aynı, Tekvir suresine bakıyorsunuz aynı. Şimdi Medine'ye geliniyor. Medine'de de doğrudan doğruya elbette ki Kur'an temel cümlelerini söylüyor. Bir kere peygamber gelir gelmez şunu yaptı. Bir mescit kurdu ve namaz kılmaya başladı. Yani açıktan kendi mescidinde namaz, Kur'an okuyor. Namaz kılıyor ve Kur'an okuyor. İnsanlar 5 defa günde geliyorlar ve zamm-ı sure olarak Kur'an okunuyor. Yani buradaki temel şey Kur'an okunması. Kur'an okunması zaten tartışmalara gebe olan şey o. Böyle açıktan açığa şey değil. Bizzat Kur'an içeriği deklare ediliyor. Şu ana kadar okuduğumuz ayetler deklare ediliyor. Yani Kur'an'ın yarısını biliyorsunuz Kehf suresinde geçtik. Onun üzerinden iki şey daha geçtik. Cüz civarında daha geçtik. Şimdi Bakara suresindeyiz. Yani önümüzde Kur'an yarısından fazlası geçmiş durumda. Ve namazda okunuyor bunlar. Peki şimdi diğer insanlar, Yahudiler olsun, şeyler, Medineliler olsun, Araplar olsun, buna nasıl tepki veriyorlar? Şimdi Medine'nin Arapları hakkında biraz daha bilgi vereyim. Bunlar Yahudileri tanıyorlar. Fakat Yahudiler kendi aralarına onları almadığı için kenarda kalıyorlar. Fırsat olduğunda kendi çocuklarını bile eğitsinler, onların yanında kalsın, onlardan okuma öğrensin, iş öğrensin, zanaat öğrensin, bilmem ne yapsın filan diye kendi çocuklarını bile evlatlık olarak Yahudilere veriyorlar. Yani bu pozitif bir kompliman. Yani onları şey yapıyorlar. Her ne kadar karşı taraf onları beğenmese de onlardan uzak durmaya kalkışsa da, işte Araplara karşı bizim bir sorumluluğumuz yoktur filan gibi böyle uydur kaydır şeylerle onları
kullanmaya kalkışsalar, küçük görseler de önemli olan Arapların tavrı. Araplar onları biliyorlar, onların cümlelerini de biliyorlar, onların iddialarını da biliyorlar ve belli bir sempatileri var. Bunu biliyoruz. Yani bu cepte. O yüzden Kur'an'ın ayetlerine pek, nasıl diyeyim, önceliği Yahudilere vermiş gibi görünüyor. Yani kendileri Yahudiler var iken peygamberle tartışma noktasına dini açıdan girmiyorlar. Yani bunu eğer okurken bir yerlerde fark edersek, bakın bu Yahudilerin iddiası değil, bu bilmemlerin iddiası değil, bu olsa olsa Arap müşriklerin iddiasıdır filan diye fark edecek olursak, bunu bana da hatırlatın arkadaşlar. Ne göreceğiz? Bu önemli. Yani biz Hristiyanları göreceğiz, gelip de şey yapan Necran heyeti filan gibi. Yahudileri göreceğiz, ister dışarıdan gelen olsun, ister Medeniler olsun. Yani Mekke'deki gibi birinci planda kendilerini ön safta hissetmeyecekler ve ön safta durmayacaklar Medine'nin müşrikleri. Onu şey yapalım. O yüzden bunu, dediğim gibi, bunun için söylüyorum. Şimdi okuyacağımız Bakara suresinin ilk ayetleri doğrudan doğruya kendilerini büyük gören, burunları havada, birazcık nasıl diyelim, diğer insanları küçük gören bir tavrı görüyoruz. Yani bu insanların, yani sefi insanlar gibi mi iman edeceğiz? Yani böyle şeklinde diyen tipler var. Bu tiplere bir bakalım. Bunları bir görelim. Ki biliyorsunuz ilk birkaç şeyden sonra Adem şeytan meselesi, Adem iblis meselesi gündeme gelecek ve onun ardından ey İsrailoğulları falan deyip başlayacak. Biz bunu ve 100-120. ayetlere kadar doğrudan doğruya İsrailoğullarının konusu anlatılacak. Biz bu tavrı şeyden hatırlıyoruz. Mekke'den sonra, yani Mekkelilerin muhatap alındığı Kamer suresine kadarki olan kısımdan sonra Sad suresi ve Araf suresinden biliyoruz. Çünkü Araf suresinin içeriğiyle Bakara suresinin içeriği, o en azından İsrailoğullarının başına gelenlerin anlatılması açısından çok önemli. Yani burada bir tazeleme var. Bilginin tazelenmesi. Yani Araf suresinin içeriği biliniyor. Burada onun üzerine bazı şeyler daha eklenerek cümleler arttırılıyor. Yani bunu bir görelim. Buradan muhatabın doğrudan doğruya Medineli Yahudiler olduğunu anlamak mümkün. Evet, bu girişten sonra okuyalım ayetleri ve o Medineli Yahudilerin peygamber karşısında neler neler demiş olabilirler ki, veya nasıl tavırlar takılmış olabilirler ki bu ayetler onlara böyle şeyler söylemiş olsun. Çünkü dediğimiz gibi Kur'an'ın yarısından fazlası inmiş durumda ve bu içerik, peygamber namaz kılıyor. Hatta onu da konuşalım isterseniz. Peygamberimiz Mekke'deyken Kabe'ye yönelerek namaz kılıyordu. Bu kesin. Yani bazıları şey der, neydi onun adı? Kudüs'e doğru yöneliyordu, araya Kabe'yi alıyordu. Bu doğru değil arkadaşlar, bu mümkün de değil. Çünkü en azından muhasara döneminde bunu yapması mümkün değil. Çünkü şeyde Beni Talip neydi? Onların muhasara edildiği mahallenin konumu buna müsait değil. Yani bu her zaman yapılabilecek bir şey değil. Dolayısıyla Peygamberimizin Kabe'de namaz kıldığı, Kabe'ye sırtını dönmediği, işte biliyoruz namaz kılarken. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Yani eğer Süleyman Mabedi kurulmuşsa ve Allah'ın peygamberi onun şöyle bir dua ettiyse, Ya Rabbi, bu mescide senin için bir mescit yaptım. Bu mescide yüzünü dönerek, bu mescide dönüp de, yani kıble olarak buraya dönüp de elini açıp da sana yalvaranların dualarını kabul et Ya Rabbi diyerek dua ettiği
Yani bu bir kıble değişikliği şeyidir. Etti, onu biliyoruz ve kıblenin şeye döndüğünü biliyoruz. Kudüs'teki Süleyman'ın mabedine döndüğünü biliyoruz. Peki bu durumda Mekke'dekiler ne yaptı? Mekke'dekiler oranın mukimleri arkadaşlar. Yani bu bir fıkhi olarak bir şey fark ettirir. Yani oranın misafirleri değil, oranın mukimleri. Dolayısıyla kendi mescitlerini, yani kıblelerini tutmaları ve oradayken nasıl diyeyim, o mikatın içinde, çünkü o harem bölgesinin içerisinde kıble ister istemez o haremin kendisidir. O haremin dışarı çıktığınız zaman elbette ki genel geçer olarak olan kıbleye dönmek durumundasınız. Yani Peygamberimizin Mekke'den çıktıktan sonra kıblesini değiştirmiş olduğunu düşünüyorum. Bu değiştirmenin sebebi, dediğim gibi, artık Mekke'nin mukimi değildir peygamber. Hatta şunu da söyleyeyim. Mekke fethinden sonra bile peygamber biz seferiyiz diyerek seferi olarak kılmıştır namazını. Yani baba evi orada olmasına rağmen, kendi evi orada olmasına rağmen, Hatice'nin evi orada olmasına rağmen, dedesinin, yani kendi kabilesinin yeri orada olmasına rağmen biz seferiyiz dedi ve döndü gitti Medine'ye. Bu önemli. Bunun ben kıble değişikliğinin bir parçası olarak diye değil, Mekke'nin mukimlerinin ne özel bir durum olduğunu düşünüyorum. Mekke'nin mukimleri Mekke'deyken veya Mekke ziyaret edilirken, Mekke hac edilirken insanlar Mekke'ye dönerler. Kabe'ye dönerler, pardon. Kabe'ye dönerler. Doğrusu da budur. Medine'ye hicret ettiğinde ise elbette ki mikatın dışında şey olacaktır. Genel geçer olan Süleyman Mabedi'ne. Fakat bu da değişecek. Zaten Bakara suresinin ileriki ayetlerinde tam bunu göreceğiz. Yani kıblenin değişiklik meselesi. Eğer sen son peygamber olsaydın kıble değişirdi cümlelerini bir taraftan söyleyenler olacak. Öteki taraftan peygamber, ya ben son peygamberim, niye değişmiyor hala diyerek elini kaldıracak. Bir taraftan, ya siz deli misiniz? Niye bu tür şeyleri onlara söylüyorsunuz? Yarın aleyhimize delil olarak kullanacaklar diye kızan Yahudiler var. Yani olay bu şekilde taraflar arasında devam edip gidiyor. Yani bunu hatırlarsınız, şeyde yaptığım sunumda, sayıda yaptığım sunumda, Tevrat'ta son vahiy hakkındaki bilgiler çerçevesinde Şarmel'in, şeyin, Lübnan'ın, nasıl geçiyordu şey, Arap bölgesine geçeceğiyle ilgili, onun şanı, bak unuttum o ayetin şeyi. Neyse, o sunumda hac için, yani kıblenin geri döneceğiyle ilintili, kıblenin Arabistan'daki İbrahim'in oğlu İsmail'in bırakıldığı yer olarak, yani hacı edenlere destek olsun diye bıraktığı oğlu İsmail'in olduğu yere dönecek. Bu ilan edilmişti. Bu gerçekleşecek. Evet, bakın, bu çerçeve hakkında, yani Bakara suresinin ne zaman, nasıl, nerede indiğiyle ilintili daha çok bir bilgi, daha çok bir dış çerçevemiz var. Mekke dönemiyle ilintili bu kadar detay çok konuşamamıştık. Yani evet, o ilk inen ayetler hakkında şeyler vardı ama onun ötesinde, yani 13 sene peygamber orada ne yaptı sorusunun cevabı da bize siyer
vermiyordu. Bunu Kur'an'dan bir şeyler öğrenebilmiştik. Şimdi ise Peygamber Medine'de nasıl bir ortamda, bununla ilintili dediğim gibi Mekke döneminden daha fazla bilgimiz var. İnşallah bu daha kolay anlamamıza sebep olur. Bakalım, ben çok merak ediyorum. Yani bu okuyuşun sonunda nasıl şeyler kazanacağız? Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Fihi huden lilmuttakin. Bu, kendinde herhangi bir şüphe olmayan, içinde şüphe olmayan veya içinde rehberlik, Allah'tan korkanlar için, çekinenler için rehberlik olan bir kitaptır. Bir kitaptır değil. O kitaptır ki, yok. Zalikel kitabu. Bu kitap, la reybe fihi, kendinde şüphe olmayan bu kitap, huden lil muttakin. Muttakiler için bir rehberliktir. Hocam rehberliğinde şüphe olmayan olmaz mı? Yok. Yani Ki Arapça söylenmez öyle. biz zaten Kur'an'ın içini kastediyor. Öyle anlıyorum ben. Şimdi la reybe fihi, kendisi içerisinde şüphe olmayan bir tenakuz, bir ikilem olmayan diye geçiyor. Burası el kitabın sıfatı oluyor diye düşünüyorum. Zalikel kitabu mübteda, la reybe fihi onun sıfatı, huden lilmuttakin haberi gibi okuyorum. O zaman şöyle çeviremez miyiz hocam? İşte bu kitap muttakiler için yol gösterici, içinde şüphe olmayandır. İçinde şüphe olmayan olan kitap, bu kitap müminle takva sahipleri için rehberliktir. Çünkü sıfat diye şey yapınca, onu sıfatı biz Türkçe'de yanına koyarız. Araplar gibi sıfatı uzaklaştırsak da o sıfat gider sahibini bulur diyemiyoruz. Arapçada öyle bir şey var. Araya bir şeyler girse de sıfat mevsufunu işte dört açıdan benzediği için allemeder gullemeder bulur diyorlar. Yani arayı uzatabiliyorlar ama biz şey yapamıyoruz. Araya bir şeyler sokuşturduğumuz zaman sıfat gidip başka şeylere yapışmaya kalkıyor. O yüzden ayıramıyoruz biz Türkçe'de. Onu şöyle şöyle olan dediğiniz zaman muhakkak hemen ismine en kısa zamanda yapıştırmanız gerekiyor. La reybe fihi, şunu diyebilirsiniz. La reybe fihi şey midir? El kitaba gösterecek bir sıfat mıdır? Bunu sorabilirsiniz. Şimdi ona bakıyorum da, yani sıfat gibi de olmadı orası. Bakın, ne kadar basit bir cümle bile gramer açısından ne kadar zorlayabiliyor. Cümleyi anlayabiliyoruz ve ne dediğini de anlıyoruz. Anladığımızı düşünüyoruz. Evet, belki şey neydi onun adı? Başka sıfat değil de bir başka şekilde açıklanıyor olabilir orası. Bir bakalım ona. Ben burada muttaki kelimesine şey yapacağım. Bugün, yani birkaç gündür kafam bu Filistin meselesiyle dağınık veya şeydi. Meşguldü, şey yapamıyordum. Bir türlü dinleyemiyordum. Ama bir gün birazcık daha şey yaptım. Dinler tarihi konusunda Hristiyanlık epeydir dinlemek istiyordum. Bu Yahudilikten sonra Leyla Hanım'ın, Dursun Ali Hoca'nın bir şeyi var. Onu dinlemeye başladım. Orada Allah'tan korkanlar şeklinde bir gruptan bahsediliyor. Özellikle Anadolu'da ve İtalya'da bol bulunan Allah'tan korkanlar diye birileri var. Ben Allah'tan korkanlar ifadesini mesela
Romalı bir asker vardı, o Allah'tan korkardı gibi ifadeleri böyle basit bir sıfat olarak değerlendiriyor ama Allah'tan korkanlar şeklinde bir grup var. Yani bu çok bunu ilk defa duydum. Bu önemli bir bilgi. Yani devam eden bir şeyler var. Yani biz hep Anadolu tara şey hep biz Orta Doğu'ya bakıp da oradaki Orta Doğu peygamberleri ile ilintili şeylerden ilgileniyoruz ama İtalya'da ve Anadolu'da yani onun o zaman Roma'sı dediğimiz bölgede Allah'tan korkanlar diye bir grubun olması ve bunun da oldukça yaygın oluyor olması mesela bunun işte İtalya ve Anadolu diye tarif ediyor. Yani bu Yunan'da yok veya işte İspanya tarafında yok veya diğer tarafta yok. Burada var. Bu önemli bir şey. Bunların kim oldukları, düşüncelerin ne olduğu önemli. Ama isimleri çok özel, çok güzel. Yani bize bir şeyleri hatırlatan bir şey Allah'tan korkanlar. Yani birisinin kendisini böyle tarif etmesi, bu şekilde isimlenmesi kadar güzel ne olabilir? Yani Müslümanlar cümlesinin ile ben eşdeğer görürüm, ben Allah'tan korkarım demesi bir kişinin çok değerli bir cümle. Kendini Allah'tan korkan olarak tarif etmesi çok önemli bir şey. Onun o ipucunun peşinden gitmek lazım diye düşünüyorum. Burada da gelir gelmez bu cümleyi kullanması güzel bir şey bizim için de. Ben takva kelimesinin Mekke'de ilk ne zaman kullanıldığı mesela buna dikkat etmemiştim. Ona da bir bakalım takva kelimesi nasıl geçiyor, nerede geçiyor? Biz böyle basit bir şekilde Allah'tan çekinme olarak şey yapıyoruz ama bu ayetleri okuyan, duyanlar acaba ne hissetmişlerdir? Yani onlardan bir kısım hala peygamber zamanında yaşıyor muydu? Anadolu'da baskı altında herkes Hristiyanlaştırılmıştı ama biz Allah'tan korkuyoruz diyen birileri var mıydı? Atalarımız Allah'tan korkardı diyen birileri var mıydı? Bunları bir şekilde takip etmek lazım. Evet, Allah'tan çekiniyorsanız Allah size rehberlik edecek. İşte bir kitap. Çekiniyor musunuz, çekinmiyor musunuz? Bu size bağlı. Rehberlik istiyorsanız yani bu rehberlik rehberliğin anahtarı. Yani çekinmiyorsunuz zaten bu rehberliği anlamıyorsunuz. Biraz sonra da zaten söyleyecek. Yani bir sivrisinekten de örnek verir, şey de yapar. Ama eğer inanmıyorsunuz, güvenmiyorsanız bu sizin ya bunda ne demek istedi filan deyip küfrünüzü arttırır. Ama ötekisinin imanını arttırır. Yani baktığımız zaman aynı cümle yani aynı ayet bir insanda başka bir etki ediyor, başka bir insanda başka bir şey etki ediyor. Neye göre? Ayete göre değil. Ayete karşı alınan tavıra göre. Allah'tan korkuyorsanız başka bir şey oluyor. Allah'tan korkmuyorsanız başka bir şey oluyor. Evet, bakın Medine nasıl kolay geliyor. Mekke'nin o ayetlerini okuduktan sonra yani buradaki dediğim gibi her bir çünkü yarıyı geçtik. Buradaki her bir ayet karşılığında o Mekke döneminde inen ayetlerden sayfalarca getirip üzerine vaazlar edebilirsiniz, konuşabilirsiniz, tedebbür edebilirsiniz. O ayetin arkasında onlardan sizi hani mütevatir kelimesi için ne denir? Yani mütevatir hadis filan diye şey yapılır da mütevatir haber insan bir araya gelmesi yanlışta bir araya gelmesi mümkün olmayacak kadar çok kişinin bir konuda aynı şeyi söylüyor olması da mütevatir denir. Yani bir yerde bir olay oldu ve Hristiyan'a da böyle oldu diyor, Yahudis de böyle oldu diyor, o da bu da şu da yani herkes orada öyle bir şey olduğunu söylüyor.
Bu diyorsunuz ki yani bu kadar insan yanlış bir konuda ortaklaşmazlardı. Demek ki burada bir doğruluk payı var diye bunu mütevatir olarak şey yapıyorsun. Şimdi bunun için söylüyorum, şunun için söylüyorum. Buradaki bir ayetin arkasına onlarca ayet koyabiliyorsanız aynı anlam çerçevesine sahip bu şu manaya geliyor. O ayetler birbirlerine tevatür ediyorlar. Yani bu kadar ayet, yani bu kadar ayetin her birini yanlış anlamış olamam. Yani bu ayetlerden bir tanesi muhakkak, bu kadar çok ayetten bir tanesi derdi ki sen yanlış anlıyorsun beni, o iş öyle değil derdi. Bak bu kadar ayeti bu anlamın peşine biriktirebiliyorum. Demek ki, bak gördünüz mü? Belli bir platformun üstündeyiz. Yani Mekke'de inen ayetler bizi belli bir seviyede tutuyor ve diğer ilgili ayetleri de hatırlayınca birden buradaki ayeti şu veya bu şekilde yanlış anlayamıyoruz. Anlamamız mümkün değil çünkü öteki ayetler aynı cümlenin değişik değişik formlarda, değişik kelimelerle tekrar tekrar defalarca örneğini gördük. Bu bir kitap değil, bu bir hitap. Yani defalarca bunun üzerine konuşulduğunu, tartışıldığını duyduk. Dolayısıyla demek ki bunların hepsi de bizi bu tarafa yönlendiriyor. Demek ki doğru anlam üzerindeyiz. Bence işte ilişkili, dağınık, yoğun dediğimiz, yani Kur'an metni için bunu söylemiştik. Yani bu basit bir kitap değil. Metin kendi arasında ilişkili, her yere bağlayabiliyorsunuz. İlişkiler bol, yoğun, çok yoğun. Evet yani böyle hafiften üstte atlayabilecek bir şey değil. Gerçekten yoğun. Ve dağınık. O konu orada da var, orada da var, orada da var, şurada da var, burada da var. Bu elbette tarif edilmesinde gittikçe zorlaştıran artı birçok özelliğe de sahip olur. Bunlardan bir tanesi de yanlış anlamadım, doğru anladım. Çünkü bir şey oluşturmuş, yani bir taban oluşturmuş. O tabandan referans alıyoruz. Ellezîne yu'minûne bil gaybi. O gayip olana güvenenler, yani buradaki gayip ne? Elbette ki ertesi hayat. Ertesi hayat hakkında verilen bilgi. Hatta ve hatta Allah hakkında verilen bilgi. Allah da nihayetinde gayip bir bilgi. Onun kainatta yansımalarını görüyoruz. Evet, Allah'ın nuru semavati vel ard diye o ayeti de okuyacağız. Bu çok daha şey bir şey. Allah'ı biz nereden tanıyoruz? Yeryüzündeki kainattaki yansımasından tanıyoruz. Kur'an ayetlerindeki kendini tanıtışından biliyoruz. Bunun haricinde bir şeyimiz yok. Bunların hepsi esasında Kur'an diyor ki, bakınız biz size o kadar şey ekstra verdik, bilmem ne ettik falan filan ama ne olursa olsun birçok ayetler de gösterdik ama ne olursa olsun bu bilgilerin hepsi gaybi bilgi. Bunun gaybi oluyor olmasına rağmen bu kadar yeterli görüp buna güvenenler. Eğer zaten bu açık ve seçik ve net kesin olsaydı de böyle bir güvenden bahsedilemezdi ki. Ellezine yu'minune bil gaybi. Gayip olan kapalı olmasına rağmen. Çünkü imtihan kapalı olması gerekir. İmtihanın kapalılık özelliği olması lazım. Ve yuqimus salate. Ve yuqimunes salate. Desteği ayakta tutanlar. Ve mimma razaknahum yunfikun. Ve onları rızıkladığımız şeyler, rızık verdiğimiz, rızıklandırdığımız şeylerden infak edenler, harcayanlar. Ve lezine yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablike. Onlar ki sana indirilen şeye güveniyorlar ve senden önce indirilene de inanıyorlar. Ve bil ahireti ve ertesine de onlar
kanaat getirmişlerdir. Hum yuqinun. Onlar kanidirler. Yani bir insan tipi oluşturdu, tarif etti. Ne söyledi? Gaybi olan bilgilere güveniyorlar. Desteği tam tutuyorlar. Rızıklarından infak ediyorlar. Sana ve senden önceki indirilenlere güveniyorlar. Zaten Hocam. gayba güvenmek de o bilgilere güvenmekti ve ertesine de kanidirler. Yani o bilgi, oradan aldıkları bilginin en önemlisi, ben bunu niye yapıyorlar? Ertesi hakkında verilen bilgiler var. Burada da kanidirler, kanaat sahibiler. O yüzden böyle davranıyorlar. İşte onlardır Allah'tan çekinenler ve işte onlardır ala ülaike ala hüden min rabbihim ve ülaike humul muflihun. Rablerinden hidayet bir rehberlik üzerinde olanlar bunlardır. Yani Rabbinin rehberliğidir bu. Budur zaten. Bunun ötesinde bir şey değildir. Ülaike humul muflihun. O felaha erecek olanlar da, kurtulacak olanlar da bunlardır. Buyurun. Pardon. Hocam özür dilerim, araya girdim, kusura bakmayın. Bu ikinci ayetteki hani muttakin vardı ya, özenli muttaki. Evet. Burada yine vav için ellezini yu'minune diye gelen ayet muttakinin sıfatı oluyor. Çünkü bir sonraki ellezi vavla başlıyor. Bu da ulaikenin tanımı. Üstüne de üst, yani üstüne üstlük bu da şeklinde gelen kısmı dörtle başlıyor. Ama muttaki tanımını üçüncü ayet yapıyor tamamen. Tabii ki, tabii ki o ikisi aynı, devamı aynı kişiden bahsediyor. Muttakiler için rehberliktir. Peki bu iş nasıl oluyor? Yani Allah'tan korkmak size bir şey sağlamıyor ki. Neyi nasıl yapacağınızı belirlemiyor ki. Allah'tan korkanlara bir rehberlik lazım. Gaybi bir bilgi lazım. Neyi yaparsan doğrudur, neyi yaparsan yanlıştır, bunun bilgisi lazım. Nereden geliyor bu bilgi? Ki bunlar İşte Allah'tan korkanlar nasıl, ne yapıyorlar? Desteği tam tutuyorlar, rızıklarından paylaşıyorlar. Peki nereden biliyorlar bunu? İşte sana ve senden önce indirilene güveniyorlar. Ona iman ediyorlar. Ve orada ne var? Ertesi hakkında bilgi var. Ertesinde böyle böyle olacak bilgisi var. O bilgiye onlar kani olmuş durumda. Bu bilginin hepsi ne? Gaybi bilgi. İşte Allah'tan çekinenlerin gaybi bilgiyi edinebilmesi, gelen mesajdan gaybi bilgiyi çıkartabilmesi önemli. Biz de zaten diyoruz ya, insan Allah'tan çekinirse vahiy sızıyor içerisinde. Eğer Allah'tan çekinmiyorsa, büyükleniyorsa, inkar ediyorsa, görmezden geliyorsa, üstüne kapatmaya çalışıyorsa, kulağa tıkalı hale geliyor, kalbi kılıf içine giriyor ve vahiy içine sızamıyor. Vahiy sızamadığında otomatik mekanizma olarak iblis onun üzerine yönetici olarak, çünkü içeride beklemedeydi, şey yapamıyordu, neydi onu da, kontrolü ele alamıyor. Yani melekleri yönetemez iblis. Ama Adem'in tepesine binebilir. Ona karin olabilir. Yaptığını süslü gösterebilir ve böylece Adem'in altındaki melekler dahil insanı tamamen ele geçirebilir. Bu şekilde şeytanın askerleri, şeytanın atlıları, şeytanın bilmem nesi haline gelebilir. Bu süreci çok iyi tanıyoruz. Ama bakın şu 5 ayet Kur'an niçin sorusunu özetledi geçti gitti. Yani ne kadar yoğun ve arkası o kadar detaylı olmasına rağmen her şeyi, şu 5 ayet her şeyi söyledi işte. Dediğim gibi yanlış anlamadığımızı nereden anlıyoruz? Çünkü bu ayeti doğru anlayabilmemiz için bize ders verdi. Mekke'de bu dersi aldık. Ve buradakini, dediğim gibi, bu yanlış anlamadığımız üzerine, ya buradaki her bir kelimenin üzerine biz onlarca sayfa kompozisyon yazarız. O derece biliyoruz Kur'an'ın ne öğrettiğini. Buradaki ahirete kani olmak ne demek? Buradaki gayb ne demek? Niye gayb? Ertesiyle bu hayatın ne alakası var? Ya bu neden burada sadece rızıklardan infak ve destekten bahsediyor? Demek ki bunlar her şey. Bakın burada oruçtan bahsetmiyor. Burada
Başka bir diğerlerine bahsetmiyorum. Çünkü ama onların hepsi de bunların içerisinde. Oruç neyi destekliyorsa onun içerisinde. Namaz neyi destekliyorsa bunun içerisinde. İnfak neyi destekliyor? Neyden infak? Rızıktan infak. Onun zekat formunda olur, onun boyun kurtarma şeklinde olur. O her şekilde olur. Ama işte bu gayb bilgisi nereden geliyor? Sana ve senden öncekilere indirilenler. O ne nedir? İşte zalitikel kitab la rebe fi. İşte onun içinde bir rehberlik var. O rehberliktir insanlara bunu yaptırtan. Ve o rehberlik diyor ki böyle yapanlar kurtuluşa erecekler. Yani bir yol tarif ediyor. Böyle 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 yapanlar kurtuluşa erecek. Bu ne demektir? Hayrı tarif ediyor işte. Ne bekleniyor? Ne yapılınca beğenilecek? Evet, şimdi gelelim diğerlerine. İnnellezine keferu. O görmezden gelenler. Sevaun aleyhim enzertuhum em lem tunzirhum la yu'minun. Yasin suresinin 10. ayet. Yasin nerede okumuştuk? İşte Araf'tan sonra Araf cin, ondan sonra Yasin diye okumuştuk. Yani Mekke'lerle ilintili mesele bitmişti. Panayır ve Hac için gelenler de evlerine geri dönmüşlerdi. Ve Peygamberimiz müminlerle baş başa kalmış eğitime başlamışlardı. Ve orada korunaklı eğitimin ilk ayetlerindendi bu. Ve sevaun aleyhim enzertuhum em lem tunzirhum la yu'minun. Katamallahu ala kulubihim ve ala semahim. Pardon, anlamını vermedik galiba, değil mi? O görmezden gelenler üzerine eşittir, seviyelidir. Yani aynı seviyededir. İster onlar için uyar, ister onları uyarma. Yani uyarsan da uyarmasan da görmezden gelenler için bu iki davranış onun için bir şey fark etmiyor. Katamallahu ala kulubihim ve ala semahim. Allah onların kalplerini ve kulaklarını damgaladı. Dediğim gibi kateme buradaki damga mürekkep damgası değil, mum damgası. Yani o katılaşmış, girintili çıkıntılı bir hale gelmiş, esnekliğini kaybetmiş. Yani buradaki şey o. Yani bir şey kulak veriyorsanız muhakkak esneyebilen bir şey olmanız lazım. Yani burada ne diyor diye anlayıp böyle kulak vermen şey. Ama burası tıkanmış. O yüzden biraz sonra Kur'an anlatırken ya bunlar slogandan başka bağırtıdan yani bağırtı dediği oradaki slogan gibi böyle hazır böyle kemikleşmiş cümleler haricinde başka hiçbir şeyi anlamazlar. Ya sen ne dersen de o bildiği o birkaç sloganı anlar. Başka hiçbir şeyi anlamaz. Khatamallahu ala kulubihim Allah onların kalplerini katılaştırdığı veya işte damgaladığı ve kulaklarını ve ala ebsarihim aşağı ve onların gözlerinin üzerinde bakışların üzerinde örtüler vardır. Ve lehum azabun azim. Onlar için büyük bir izolasyon vardır. Yani bu büyük izolasyondan kasıt ahirette cehennem mi? Elbette o ama buradaki kasıt yeryüzünde Kur'an ayetlerini anlamakta bir izolasyon var. Dolayısıyla sen onları uyarsan da uyarmasın da bir işe yaramıyor. Çünkü algıda seçicilik gibi bir sürü şey zihni fonksiyon devreye giriyor ve anlamıyorlar. Kur'an burada bakın bir hatırlatma yapıyor. Daha önce Araf suresi yani biz bu ayeti nerede şey yaptık? İşte Mekkelilerle o kadar tartışıldı, edildi, eğlendi ve onlar bir noktaya kadar getirildi. Ardından Hac ve Panayır için gelenlerle Araf suresi, Sad suresi içeriğiyle Tevrat tartışması yapıldı. Onlar da evet içlerinden dinleyip de memleketine dönüp aa biz bir şey duyduk bak böyle böyle şeyler söylüyor diye propagandasını yapanlar da oldu. Hadi be deyip kulak tıkayanlar da oldu. Ve onun üzerine Yasin suresinde Kur'an ne demişti? Siz bu tipler bir işe yaramaz. Siz
kendinize dönün, kendinize bakın veya işte dediği bir nokta vardı. Yani o korunaklı eğitim dediğimiz şey vardı. Şimdi de burada o izolasyon tarif ediliyor. Belki de herkeste bir beklenti vardı belki de. Peygamber Mekke'ye gelince, Medine'ye gelince orada birden bir şeyler olacağı bekleniyordu. Ama belki de olmadı. Veya belki de beklendiği kadar olmadı. Lehum azabın azim. Onlar için büyük bir izolasyon vardır. Bu metni anlayamama, Kur'an'ı anlayamadığı için şey yapamıyor. Ama buradaki şey metinle alakalı olan bir şey değil. Kendilerinin keferu olmaları, yani görmezden geliyor olmalarından kaynaklanıyor. Onun Allah'tan hüden mir Rabbir Rahim. Kitabın onun bima enzele ileyke ve ma enzele min gablik kimden? Miner Rahman. Rahman'dan olması. Ülâike alâ hüden min Rabbihim. Rablerinden bir hidayet. İşte zaten Rablerinden olduğunu kabul etmedikleri için onu bir hidayet, bir rehberlik olarak algılayamıyorlar. Ve minen nâsi men yekûlu âmennâ billâhi ve bil yevmil âhiri. İnsanlar içerisinden Allah'a ve ertesi güne inanırız diyenler var. Ve mâ hum yu'minûn ve mâ hum bi'mü'minîn. İnanmadıkları halde böyle diyenler var. Yuhâdiûnallâhe vellezîne âmenû. Allah'ı ve inananları, güvenenleri bu şekilde sadece dediğim gibi nesnesiz bir şekilde amenü gibi bir kelime geldiğinde elbette ki burada Allah'ı, Allah'ın gönderdiği kitabı, onun meleklerini, ertesi hayatı gibi o temel iman ilkelerini görüyoruz. İnananlar yani bu noktada illezine amenü dediğinde artık bu terimleşmiştir. Onun nesnelerini biliyoruz. Allah'ı ve inananları aldattıklarını düşünüyorlar, aldatıyorlar. Ve ma yahduna illa enfusuhum ve ma yeshurun. Onlar kendilerini aldatıyorlar ama bunun farkında değiller. Fi kulubihim meradun. Onların kalplerinde bir maraz, bir hastalık vardır. Fezadehumullahu merada. Allah da onların hastalıklarını arttırmış durumdadır. Ve lehum azabun elim. Onlar için elim bir izolasyon vardır. Bima kânû yekzibûn. O yalanlamaları sebebiyle. Bima kânû yekzibûn. Yalanlamaları sebebiyle. Yalanladıkları şeylerden dolayı. Bima kânû yekzibûn. O şey ki onu yalanladılar o sebeple dolayı. Evet. Yani burada kalpleri hastalıklı olduğu için anlamayan ama biz de inanıyoruz, biz de ertesine güne inanıyoruz, tabii ki inanıyoruz diyen, Allah'a ve ertesi güne inandığını söyleyen birileri var. Ama zaten biz Mekke'den çıkarken de Ankebut suresinde özellikle bunu görmüştük. İnsanlar biz de inandık deyip hemen geçeceklerini söylüyorlardı. Yani inandırabileceklerini zannediyorlardı. Aileler parçalamasın diye esasında yalan söylüyorlardı. İnandıkları falan yoktu ama söyleyip söylüyorlardı. Kur'an'da ne diyordu? İman ettik demene bırakılmayacaksınız. İman etmek size bir görev yüklüyor. O görev için zaten bunu yapmanız gerekiyor. Bir hicret etmeniz gerekiyor. Yani o görev size, o iman size bir görev yüklüyor. O görevi yerine getirmeniz gerekiyor. Yani iman ettik deyip hareketsiz bir şekilde veya karşılıksız bir şekilde beklemek diye bir şey söz konusu değil. Elbette bir imtihan olacak. İmtihanın gereği olacak. O yüzden zaten çıktılar, geldiler. Kur'an orada ertesinde Mutaffifin suresinde okurken hatırlarsanız orada Kur'an şunu gösterdi. Siz ertesine inandığınızı söylüyorsunuz ama peki ölçüde tartıda nasıl oluyor da hile yapıyorsunuz? Yani ertesine güvendiğini söyleyen, ertesinin geleceğini, Allah'ın karşısında bunun hesabını vereceğini düşünen insan nasıl olur da tartıda hile yapar? Siz kendinizi kandırıyorsunuz. Siz müminleri kandırmaya çalışıyorsunuz. Bunun bir şeyi yok. Bakın
Geldik bir teki tarafa. Aynı durumu Yahudiler açısından da geçerli. Ya biz iman ettik, biz şöyleyiz, böyleyiz. Hava atıyorlar. Hani hatırlarsanız Tekvir suresinde de görmüştük onu. Ya burada işte şöyle böyle biriler bahsediyor ama o bahsedilen biz değiliz. Biz Tanrı'nın sevgili kullarıyız. Biz işte hacılara sulayan, bilmem ne eden, şöyle yapan, böyle yapan biz değerli insanlarız. İşte İbrahim'in, İsmail'in soyundanız. Şöyleyiz, böyleyiz. Bu ayetleri biz buradaki tarif edilenler biz değiliz. Biz bu ayetlerin muhatabı değiliz. Biz cehennemlik değiliz. Biz o azaba düşecek olanlar değiliz. Tabii ki değiliz. Biz işte şöyle şanlı şerefli insanlarız. Kur'an ne dedi? Şöyle 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 dedi. O kıza sorulacak dedi. Niye gömüldü? Öyle deyince tıkanıp kaldılar. Zaten Kur'an yani adamların kızmasının küplere binmesinin sebebi o şanlı şerefli o millete attıkları hava Kur'an hiç saymadı. Yani yerle yeksan etti. Burada da Yahudiler biz tabii ki Allah'ın kullarıyız. Allah'ın hatta seçkin kullarıyız. Şöyleyiz, böyleyiz. Elimizde kitabımız var. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Anlatıyorlar bir sürü bir şeyler ve kendilerini işte biz bize indirilene iman ederiz veya biz bize indirilene bize verilen emirleri uygularız. Buna benzer şeyler yapacaklar. Ama buna rağmen ister istemez bir peygamber var, peygamber olduğunu iddia eden birisi var ve namaz kılıyor ve Kudüs'e doğru namaz kılıyor. Kendiler de namaz kılıyorlardı Kudüs'e doğru. Dolayısıyla ister istemez peygamberin mescidinde onunla birlikte kılabildiler. Yani bu konuda bir sorun yaşamadılar pratik olarak. Bu çok ilginç arkadaşlar. Bu örneği vereyim. Çünkü Avrupa tarihinde esasında reform zamanında üretilmiş bir anekdottur. Denir ki bugün İsa gelse kiliseye girse yani Vatikan'a gitse orada yapılan şeyleri ailelerin hiçbirisini yönetemez. Hiçbir ayini yönetemez, uygulayamaz. Hatta bu ayinleri tanımaz bile. Bunun Hristiyanlık adına yapıldığını bile anlamaz. Çünkü İsa'nın yaşayışı bambaşka bir şeydi. Şu anda Vatikan Kilisesi'nde yapılan şeyler bambaşka bir şey. Şimdi bunun birazcık şey yapalım. Musa gelse Havra'da yapılan şeyleri ne kadar tanıyabilir? Veya onların ibadet veya tören, ayin olarak yaptıkları şeyleri ne kadar tanıyabilir? Bu da sorulabilir. Bunun da kendine göre kısmen cevabını verebilirsiniz. Ama Müslümanlara geldiğimiz zaman biz zaten kendimizi bu şekilde görmemiz lazım. Peygamber ezanı duyulduğu zaman namaz vakti olarak anlar. Burada bir sorun yok. Camiye gidilir. Namaz kılan birileri gördüğü zaman yadırgamaz. İmam olur öne geçer, arkasında namaz kılarız. Gene yadırgamayız. Yani elini kaldırdığı zaman kulağına değiyor muydu, değmiyordu tekbiri de yani buna benzer detaylar haricinde kılar namazı yadırgamayız. Kurban keseriz, peygamber yadırgamaz. Ne yapıyorsunuz siz böyle demez. Cenaze namazı kılarız, peygamber bu yani cenaze namazı kılıyor, tanır, bilir. Yani bizim dini ibadet veya ayin şeklinde yaptığımız şeyleri tanır. En tanıyamayacağı, tuhafına gideceği şey kuvvetli muhtemelen tesbih olacaktır. Takke olacaktır. Ona benzer şeyler haricinde peygamber bizim yaptığımız şeyleri tanır. Yani bu manada bir orijinaliteye hala sahibiz. Ne kadar kıvransak da, ne kadar bazı konularda sıkıntı çeksek de %90 peygamberle birlikte, yani peygamber gelse Müslümanlarla birlikte yaşayabilir. Yani herhangi bir sıkıntı çekmez. Ama aynı şey bir Hristiyan, Yahudi için ne kadar geçerli onu bilmem ama bir Hristiyan için mümkün değil.
Katolik için kesinlikle mümkün değil. Hadi belki bu bizim Güneydoğu'daki gibi Süryani veya birkaç mezhebin bazı ayinleri olabilir ama onun haricinde yani batıya doğru yöneldiğinizde yani İsa gelse o oradaki herhangi bir ayini nasıl diyeyim murdar etmeden yönetemez. Yapamaz. Bilmez çünkü. Yapılan şeyi de tanımaz. Bu açıdan baktığımız zaman peygamber yani böyle bir şey. Yani Musa'dan itibaren biz zaten namazın Musa'da olduğunu da biliyoruz. Zaten şeyden çok daha öncesinden var. Bunu biliyoruz. Orada bir sorunumuz yok. Ama arada işte kaybediliyor. Hatta Hz. İsa'nın nasıl namaz kıldığıyla ilintili İncil'de bile şey var. Yani namaz diye söylemiyor. Adı namaz demiyor ama gidip nasıl namaz kıldığını, ibadet ettiğini hatta arkada havarilerin uyuyakaldığı falan filan gibi bazı şeyler biliyoruz. Detaylar biliyoruz o konuda. İşte Medine'de peygamber Kudüs'e doğru da dönünce peygamberle birlikte mescitte namaz kılan, çünkü vakit de belli, içerik de belli, yapı da belli, Yahudiler var. Fakat içlerinde azgın olanlar da var. Yani inandık deyip inanmış statüsünde değer almaya çalışan, değerli tutulmaya mak isteyen ama inanmamış olanlar var. Çünkü bunun inanmamış olduğunu nasıl anlıyoruz? Birazdan onları söyleyecek. Ve izâ gîle lehum lâ tufsidû fil ardı, yeryüzünde fesat yapmayın denildiğinde, ya burada bir fesatlık var, bir şey var. Bunu bir anlayalım, bir cebimize koyalım. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz şu anda. Yani bu sahnenin, bu ayetlerin iniş sebebi olan sahneyi anlayabilmek için bu fesadın ne olduğunu, neye benzer bir şey olacağını bulmamız gerekiyor. Galu inna lahnu muslihun. Hayır, biz muhakkak ki biz salah edici, yani uyumlandırıcılarız. Yani biz barışçıl davranıyoruz. Islah edicileriz bizler diyorlar. Ela innehum humul müfsidune velakin la yeşhurun. Onlar fesat ediyorlar ama onlar müfsittirler, fesat edicidirler ama şuurunda değiller. Bakın, bu da ilginç. Şuurunda değiller. Yani bunlar kendilerinin yani burada bir aldatma var. Kendilerini aldatıyorlar. Yani Allah'a aldatamayacaklarını biliyorlar ama şuurunda değiller. Fakat burada ise ifsadın şuurunda değiller. Yani bunun ne menen bir ifsat olduğunu mu bilmiyorlar? Yani bu ayeti biraz da neyi kastediyor? Burada neyin şuurunda değiller? Belki de şöyle. Kendileri inanmıyorlar ve kendi inanmayışlarını iddia ediyorlar. Yani o da öyle ama biz öyle değiliz falan filan. Esasında veya işte biz bize indirilene inanırız, biz bize indirilene uygularız, biz bize verilen emirleri uyguluyoruz. Bu cümleyi söylüyor. Bu cümle müfsit bir cümle. Yani şimdi Muhammed'e inen ve öncekilere inen esaslı ortak. Orada bir ortaklık var. Bakın, ilk sayfadaki ayette öyle denir. Sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Peki bu gaybi bilgi açısından önceki peygamberlere başka bir şey mi söylendi? Şimdiki peygambere, son peygambere başka bir şey mi söyleniyor? Yani son vahiy önceki vahiylerden farklı bir gayb mi tarif ediyor? Esasında hayır. İnsanlardan başka şeyler yapmasını mı istiyor? Hayır. Peki o zaman buradaki ayrıcalık, gayrıcalık ne? İşte bakın, fesadı görüyor musunuz? Fesat bu. Biz bize indirilene inanırız, biz bize söyleneni yaparız. Peygamber söylediği size söylenen farklı mı? İşte eğer Musa'nın söylediği üzerine bir sürü şeyler eklemişseniz, bilmem ne yapmışsanız, onun üzerine bir sürü kurgu yapmışsanız, evet, bir şeyler farklı hale gelmiş olabilir. İşte o yüzden yapılan şey
davranış ve bu tutum bir fesat olarak değerlendiriyor. Ama bu fesatın şuurunda değiller. Yani bu şekilde kurtulabileceklerini düşünüyorlar. Belki de. Ve izâ gîle lehum âminû kemâ âmenennâsu, insanların güvendiği gibi, inandığı gibi siz de inanın ve güvenin denildiği zaman onlara kâlû derler enûminû kemâ âmenessüfehâ'u, o sefihlerin güvendiği gibi iman ettiği gibi güvendiği gibi mi iman edip güveneceğiz? Yani burada bir küçük görme var. Yani bu şu. Siz böyle böyle şeylere iman ediyorsunuz ama o işler öyle değil. Biz daha derin biliyoruz o işleri. Biz o işin arkasında ne olduğunu biliyoruz. Hani derin anlamları yükleyip de zaten en yapılan şey o değil mi? Bunu siz bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Biz onun hakikatini yapıyoruz. Siz şeriatını yapıyorsunuz, biz onun hakikatini yapıyoruz şeklinde oraya bir katman ekleyip ona göre davranmak, ona göre şey yapmak. Yani Allah vahiy gönderir. Yani bunlar yarın öbür gün şey de diyecekler. Allah vahiy göndermez, onu da diyecekler. Veya işte burada cennet cehennem diyor. Yok ya, o cennet cehennem öteki tarafta değil, öteki tarafta. Yani o işler öyle değil. Alegori dedikleri böyle esasında orada hakiki mana o değil, onun arkasında başka bir mana var filan diyerek mana çıkartma. Bunları kendileri biliyorlar, kendileri bugüne kadar bu şekilde gelmiş durumdalar ve bunu bir üstünlük aracı olarak görüyorlar. Siz, ya bunlar eskilerin masalları denilen cümleye benzer bir şekilde geç bunları, bu işler böyle değil. Ya bunu götür, değiştir de gel dediklerine benzer cümleler bunlar. Ama bunu daha usturuplu söylemeye çalışıyorlar çünkü artık bir misafirlik falan filan yok. Muhammed gelmiş Medine'ye yerleşmiş. Yani burunların dibinde yapacak bir şey yok. Muhakkak didişmek durumundalar. Kendi halklarını, kendi durumlarını, pozisyonlarını korumak için bile bunu yapmak durumundalar. Yani uzak durma şansları yok. Sefihlerin inandığı gibi mi inanacağız? O öyle değil. Ela innehum humus sufahaa velakin la ya'lemun. Tersine veya değil mi diye de şey yapabilirsiniz. Veya dikkat edin şeklinde de şey anlamı var biliyorsunuz. Onlardır sufahaa olan. Sefih olan onlardır. Fakat bellemiyorlar, bellemeyecekler. Onlar bellemezler. Yoksa sefih olanlar kendileri. Ve izâ lekullezîne âmenû gâlû âmennâ. İman edenlere karşılaştıklarında âmennâ, inanıyoruz derler. Biz inandık derler. Ve izâ halev ilâ şeyâtînihim. O şeytanlarına döndüklerinde, onlarla baş başa kaldıklarında gâlû innâ maakum. Biz sizinle beraberiz derler. İnne mâ nahnu müstehziûn. Biz onlarla alay ediyoruz. Yani biz tabii ki sizlerle beraberiz. Öteki tarafta cennet varmış, cehennem varmış. Hadi be, kim takar bunları? Cennet, cehennem dediğin dünyada. Bakın, bu hepsinin bu fikirde olduğunu söylemiyorum. Ama en azından örnek olarak şey yapıyorum. Eğer din adamlarınız size cennet ve cehennemin bu dünyada olduğunu ikna etmişlerse ve cennet cehennemin öteki dünyada olduğunu söyleyen bir peygamberle muhatapsanız siz ne yaparsınız? Ha ha hi hi dersiniz. O işler öyle değil dersiniz. Mesela altlarından ırmaklar akan cennetler. İşte bal ve neydi? Şarap diyeceğim de şarap. Süt mü hocam? Süt, ha, pardon ya, ben de diyorum böyle şey olmaması lazım, şarap değildi galiba diye. Süt ve bal akan nehirler diye tarif ettikleri Tevrat'a bakarsanız dünyada, yani onların beklentileri bunun dünyada oldu. Yani Kenan bölgesinde vaat edilmiş topraklarındakinin tarifi olarak değerlendiriyorlar. Ama olay şöyle, evet bir şey yapacaksınız ve bunun karşılığında bir mükafat kazanacaksınız. Bunlar hem o topraklar, yani gaziler o topraklara girecekler ve orada yaşayacaklar. Şehitler ise elbette ki cennete girecekler ve
oranın tarifi. Siz bu ikisini birbirine karıştırırsanız ne olur? Cenneti, cehennemi yeryüzünde beklersiniz. Yani buna benzer fikirlerle metini farklı yorumlarken, farklı yorumlamayı bir defa öğrendikten sonra onun ucuna bir sürü şey ekleyebiliyorlar. Burada da bakın metin gelmiş, orijinal haliyle gelmiş ve cennet cehennemden, içinde ballar akan, sütler akan nehirlerden, şaraplardan, işte ertesi dünyadan, cennet ve cehennemden bahsediyor. Bizzat net bir şekilde. Yani tevhid edilemez bir şekilde bahsediyor. Böyle olunca ya bunlar sefihlerin bilmem nelerin. Çünkü öyle olduğuna inanan başka mezhepler, Yahudi mezhepleri var. Onları bu şekilde değerlendiriyorlar. Dolayısıyla biz öyle düşünmüyoruz diye kendilerine bir üstünlük görüyorlar. Yani kendi mezhepleri, yani ümmet 72 fırkaya ayrılacak, doğrusu biziz. Bu Müslümanlara özel bir şey değil ki. Yahudiler de böyle düşünüyor, Hristiyanlar da böyle düşünüyor. Ve bu şekilde parçalanıyorlar. Ama herkes, Kur'an ne diyordu? Parçalanıyorlar, dinlerini parçalıyorlar ve herkes kendisindekinden memnun. Kendi elinde olandan herkes memnun. Bu vaziyette. Buradakiler de öyleler. İşte çatışmamak için veya kendi fikirlerini savunamadıkları için evet müminlerle karşıladıkları zaman iman ettik diyorlar. Ama Kur'an onların o içlerinde kendi şeytanlarına doğru yolun üzerine durup da saptıran tipler kimlerse, o hatta Kur'an daha ileride başkalarının adına dinliyorlar. Yani senin yanına gelenler var. Senin yanına gelmeyen birileri adına dinliyorlar ve burada duyduklarını onlara götürüyorlar şeklinde biz ayetlere ileride rastlayacağız. Yani Medine döneminin klasik ayetlerinden bazıları böyle. Bunları göreceğiz. Başkaları adına dinliyorlar. Yani başkaları için kulaktır onlar şeklinde ifadeler var. İşte buradaki şeytanlar da o şeytanlar. Doğru yolun üzerine durup insanları sağa sola itekleyen tipler bunlar. Yani Yahudilerin Müslümanlaşmalarını istemiyorlar. Bunun için ellerinden gelen her türlü propagandayı, iç propagandayı yapmaya devam edecekler. Allahu yestehzi'u bihim. Allah onlarla alay eder ve yemudduhum. Onlara mühlet verir, onlara zaman tanır, onları genişletir. Fi tuğyanihim yamehun. O tuğyanlarında, o isyanlarında, o garazilerinde, o garazilerinden dolayı oluşmuş olan, ki bunun detaylarını daha sonra söyleyecek, oluşan bu taşkınlıklarında bocalar halde onları genişletir ve orada bırakır. Ülaike, işte onlar, ellezîne işterevut delâlete bilhuda, rehberliği çıkmaz ile değiştirenler, yani değiş tokuş edenler, yani alışveriş yapanlar. İştira kelimesinde neyi alıp neyi verdiğinizin esasında pek bir şey yok. Yani parayı satıp elma mı alıyorsunuz, elmayı satıp para mı alıyorsunuz karşılığında? Bunun bir şeyi yoktur. Yani nihayetinde bir takastır. Aradaki malzemenin para oluyor olması, bazen işte satın aldım sattım gibi bir yani para cinsinden, parayı verme tarafından bakılır ama esasında bu değiş tokuştur. Yani trampadır temeli. Rehberliği verip çıkmazı satın alma. Yani verdikleri şey rehberlik. Yani kabul etmedikleri, istemedikleri. Yani siz istemediğinizi verirsiniz, istediğinizi alırsınız. Burada Allah şey delalet, verilen şey rehberlik. Rehberliği istemiyorsunuz, veriyorsunuz, karşılığında çıkmaza girmeyi satın alıyorsunuz. Fema rabihat ticaretuhum. Onların bu ticareti bir kar, bir kabarma, bir artış sağlamadı. Ve mekânû muhtedîn. Onlar rehberlik de edinemediler. Yani bu şekilde rehberliği de kaybetmiş oldular. Yani rehberliği kaybederseniz tabii ki rehberlik edinememiş olursunuz. İhteda, o
heda kelimesinin, hedeyenin ilk harften sonra gelen T harfi onun bir gayretle yapılıyor olması. Yani rehberliğe uyma diye şey yapıyoruz, okuyoruz. Evet, bir saat, 1,5 saate yaklaştı. İsterseniz burada kalalım. Yani girişi biraz uzun tuttuğumuz için çok fazla okuyamadık. Bundan sonraki bir örnek verecek. O örnek üzerinde birazcık daha uzun şey yapalım. Çünkü oraya girersek ben uzatırım tahminim. Burada kalalım. Ama şunu çok net bir şekilde gördük. Elbette ilk gün olan şey bu değil. Çünkü peygamber geldi. Müminleri muhacir olan, göçen, gelen insanları bir şekilde yerleştirdi. Ensar ile kardeş etti onları. Onunla ilintili ayetleri göreceğiz. Çok kuvvetle muhtemel kaçmış olmalarına rağmen Mekke'den oradan mal varlıklarını getirmeye çalıştılar ama bu sağlanamadı tahminim. Bunu neden tahmin ediyorum? Çünkü Medine şey Mekke'deki servetlerini yani gelirlerini, kaynaklarını Medine'ye getirebilmiş olsalardı bu insanların çoğu kardeşlik haricinde yani Ensar'ın yardımı haricinde ayakta durabilir. Yani kendilerini idame edebilir. En azından belli bir dönem. Yani şey olsa gerektir. Ama bunu yapamadılar. Neden böyle söylüyorum? Bunun bir delili var mı? Bence var. Çünkü Peygamberimiz Mekke'den eşkıyalık yapmak için çıkmadı. Mekke'den hayatını Allah'ın kurallarına uygun şekilde yaşayabilmek için çıktı. Bunun Mekke'de yaşayamama sorunu vardı. Yani bir şekilde engel olmalar söz konusuydu. Bu engellerin içinde hayatı İslam'ın kurallarına, Allah'ın tarif ettiği kurallara, hani o Furkan suresinde müminler böyledir derken veya Müminun suresinde insanlar müminler böyledir diye tarif ederken, bakın bunun tariflerini 3-4 defa şey yaptık veya 10 emir birkaç defa tarif edilmişti. Buna uygun bir şeyi Mekke'de yapamadılar. En azından peygamber bir mescit kurup müminlerle birlikte, inananlarla birlikte namaz kılamadı birlikte. Bu en büyük şey bu değil mi? Fakat Mekke'den çıkıp Medine'ye geldiğinde ki istemiyorlardı, ellerinden kaçırmış oldular bu şekilde. Mekkeliler bu işe hoşlanmadılar. Ama ardından da gidenlerin mallarını el koydular. Eğer böyle bir el koyma söz konusu olmasa peygamberin Mekkelilerin kervanına musallat olması gibi bir şey söz konusu olamaz. Çünkü dediğim gibi eşkıyalık yapmak için çıkmadı peygamber şeyden. Kur'an'ın tarif ettiği mümin modeliyle yaşayabilmek için. Ki orada da ahitlerine vefa ederler, haksızlık yapmazlar, kazandıklarından verirler. Bakın buna benzer bir sürü cümle vardı. Onların içerisinde kervan basarlar yoktu. Kervan basmalarının veya kervan basma niyetleri kendilerinin varlıklarına Mekkelilerin el koyması olduğunu düşünüyorum. Bunun karşılığı olarak işte zulmedilenmelerinden dolayı cümleleri yurtlarından çıkartılmış olmaları ve zulmedilmiş olmaları onlara yaptıkları şeylerde bir haklılık payı verdi. Eğer bunu fark etmezsek dediğim gibi Mekke'den çıkmışlar, ona düşman kesilmişler şey yapıyorlar. Peki Mekkeliler niye orduyu çıkarttı? Müminlerle savaşmak için mi çıkarttı? Hayır, kervanı korumak için çıkarttı. Olayın ticari bir mesele olduğunu biliyor. Neden kervana saldıracaklarını düşünüyorlar? Çünkü onların mallarına el koydular. O yüzden başlarına böyle bir şey gelecek. Yani siz birilerinin malına el koyacaksınız ve kendi kervanınız onların mahallesinden geçecek. Ve güvenli bir şekilde geçecek. Var mı böyle bir şey? Güvenebilir misiniz? Elbette güvenemezsiniz. Sorun da bu zaten. Bunu böyle okuduğumuz zaman
anlayabiliyoruz. Ama bunu atladığımız zaman peygamberin Medine'deki tarihi, nasıl Mekke'deki tarihi üstü örtülmüşse, yani her türlü dini fikrin gelip peygamber karşındaki meydan okumasının tarihi nasıl unutulmuşsa, üstü örtülmüşse, anlatılmamışsa, Medine'de sürekli gazveler, gazveler, savaşlar, gazveler, peygamber şunları sağa şunları göndermiş, sola bunları göndermiş. Baktığınız zaman bunların hepsi sağa sola savaş olarak değerlendiriliyor. Ama esasında çoğunun jandarma faaliyeti olduğu, yani bir yer, yani orası Medine oldu. Daha önce adı Yesrib'ti. Yani Yesrib'in Medine'ye dönmesi içinde bir deyyanın olmasından kaynaklanır. Yani racon kesen bir hakim olursa bir yerde oraya Medine denir. Mahkeme olursa Medine olur. İçinde bir deyyan, hüküm koyan, racon kesen birisi olursa insanların boyun eğdiği, eyvallah sözüne güveniyoruz, tamam bizim problemimizi sen çöz diye önüne götürdüğün bir deyyan olursa oraya Medine denir. İşte Yesrib'i Medine yapan peygamberin varlığı. Peygamber ondan sonra Arabistan'ın doğal sınırları içerisinde, ki bu doğal sınırlar Tebük'e kadar gider. Çünkü dışarıdan bir ordu geldiğinde kendi sınırınıza kadar gidersiniz. İç tarafta yağma yapılmasın diye. Tebük'e kadar gidip orada beklemiştir. Sınırına gitmiştir. Bu sınıra kadar olan doğal Arabistan bölgesi içerisinde peygamber jandarma görevi icra ettirmiştir müminlere. Ya jandarma demek ne demek? Polisiye görevler demek. Yani ortada bir haksızlık var mı? Veya işte bir gövde gösterisi, haksızlıkları gideren, problemleri çözen, anarşi gibi veya işte yağma gibi hareketlere gerekli önlemi alan mekanizmadır. Yani o seriyelerin çoğunu da bu şekilde değerlendirmek lazım. Böyle gördüğümüz zaman anlamlı. Yani bir tür kolluk kuvveti oluşturuyor. Yoksa savaş değil. Savaştan hangileri olduğunu biliyoruz zaten. Evet, bugünlük bu kadar olsun. Söylemek istediğiniz, katmak istediğiniz bir şey varsa buyurun arkadaşlar. O zaman evet, bugün Bismillah diyerek Medine'de, hicretten sonra Medine'de Bakara suresine başlamış olduk. 17. ayetten 2. sayfadan itibaren okumamıza devam ederiz inşallah. Bakara suresi uzun bir sure, ama hepsinin tek seferde indiğini düşünemeyeceğimiz kadar içinde çeşitlemeler var. Özellikle son kısımlarında. Bunları da bir şekilde ayıklamayı, ayırt etmeyi, ayırt etmenin yöntemini zaman içerisinde bulmaya çalışacağız. Elimizde net bir şey yok. Rabbim kolaylık versin. İçeriği anlamlı olarak parçalamaya, belki küçük surelere bölmeye, yani elbette Bakara suresinin, yani biz seni yeni sure uyduracak değiliz, ama en azından birbirlerinden ayrık zamanlarda inmiş olabileceğini göz önünde bulundurmaya çalışalım. Bu şekilde başlamış olduk. Rabbim tamamına erdirsin. Rabbim ilmimizi arttırsın. Rabbim okuduğumuzu anlamayı kolaylaştırsın. Bu şekilde elde ettiğimiz bilgileri paylaşmayı, sızdırabilmeyi, yayabilmeyi nasip etsin. Mekke'deki kazanımlar çok güzeldi bence. Üzerine gerçekten çalışılması gereken şeyler, ama Medine'yi çok merak ediyorum. İnşallah hayırlısıyla sonuna varırız. Sonra tabii ki tekrar 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 okuyacağız. Rabbim hepimize kolaylık versin.